Zoom'da toplantı vardı bugün. Online seminere de katılmam lazım. Uzun süredir post atamadım. Sevdiğim dizinin yeni bölümü de gelmiş. Şirket sistemine giriş yapmam lazım fırça yemeden. Araştırmanın son günüymüş ya. Alarmımı da kurdum. Bir şeyler okuyayım. Arkadaşlar oyuna çağırmış. Birazcık da sosyal medyaya bakayım. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Ay, yeter. Sanırım biraz sakinleşmem lazım. Dijital Yerlerin kanalı Sosyal Kafadan herkese selamlar. Akıl ve beden sağlığımızı korumakta sınırlarımızın zorlandığı bu dönemde hepimizi yakından ilgilendiren bir kavramdan bahsetmek istiyoruz. Digital Wellbeing. Wellbeing kelimesini Türkçe'ye en yakın anlamıyla esenlik olarak çevirebiliriz. Sağlıklı oluş kavramı aslında bir süreç sonucunda ortaya çıkıyor. Hayatımızın kontrolünü elimize almak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek adına alacağımız bilinçli, istekli kararlar bu sürecin ilk adımını oluşturuyor. Dolma, 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 dolma. Ne, dolma mı? Ay Tahsin! Tam konsantre oluyordum yani. Ay uykunda dolma dolma diye sayıklıyorsun da acıktın mı yoksa? Şekerim uyumuyorum ki. Meditasyon yaparken böyle bir mantra buluyorsun. Onu böyle sürekli tekrarlıyorsun. Bu süreç içerisinde yapacağımız sorgulamalar ve alacağımız kararlar bizi sağlıklı oluş konumuna getirmekte. Bu konuma ulaşmak için öncelikle o an nelerin yolunda gitmediğinin farkına varmalı, bunları nasıl düzeltebileceğimiz hakkında bilgi edinmeli ve son olarak gereken kararları almalıyız. Tabii burada yarın yeni hayatımın ilk günü olacak gibi ani alınmış plansız kararlardan bahsetmiyoruz. Fikret abi, irade. Meditasyondaki en büyük kural iradedir abi. Serkan, sen irade mirade bayağı kaybettin ha, söyleyeyim bak. Dalga geçme be abi. Zaten bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Ferrari'mi satıp buraya geldim. Çakraları açtım. Allah'ın izniyle Nirvana'ya doğru uzanacağım abi burada. İnşallah Serkan'cığım, inşallah. Temennim var. Örneğin fiziksel olarak sağlığınızın bozulmaya başladığını fark ettiniz. Bunun sebeplerini araştırdınız ve farkına vardınız ki uykusuzluk ve hareketsiz yaşam sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu etkilerden kurtulmak için bilinçli kararlar aldıysanız well-being konumuna ulaşmak adına maceranıza başlamış oluyorsunuz. Ya tamam, bunu anladık da asıl şu dijital sağlıklı oluş nedir dediğinizi duyar gibiyiz. Dijital sağlıklı oluş, bu farkındalığa ulaşma ve karar alma sürecinin dijital ortam etkileşimlerimizle harmanlanmış halidir aslında. Instagram'da canım sıkılıyor, Twitter'a geçiyorum. Twitter'da canım sıkılıyor, TikTok'a geçiyorum. Bunlar da sağlığım için karar. Bence. İnanılmaz. Dijital dünyayı anlama biçimimiz, onunla olan ilişkimizi de şekillendirmekte ve bazen istemediğimiz sonuçlar da açabilmekte. Bu istenmeyen sonuçların ortaya çıkmaması adına bizim yapabileceğimiz ise teknolojiyle sağlıklı bir ilişki oluşturmak. And that's one brush sweep. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. Teknolojik elementlerin hayatımızda bir dikkat dağıtıcı, bölücü gibi rol oynamasındansa amacımıza hizmet edecek şekilde var olması esenlik seviyemiz açısından büyük önem taşıyor. Dijital kullanımda yapacağımız optimizasyonlarla bunu sağlayabiliriz. Teknoloji kullanımımızı sınırlı ve amaca hizmet edecek şekilde düzenlemek, ruhsal ve bedensel sağlığımıza doğrudan etki etmekte. İnternet kullanımı her halükarda odaklanma süremizi saniyelere düşürmüş durumda. Yani okuduğumuz bir içeriğe birkaç saniyeden fazla tek odak noktası olarak tahammül edemiyoruz. Odağımızın yanına yeni bir sekme açma veya ikinci bir ekrana bakma gibi dürtüler eklenmiş durumda. Bu dijital dürtüler veya Nicholas Carr'ın tanımıyla sığlaşma bizi fiziksel ve mental olarak da zorlamakta. Örneğin bu dürtüler yapacağımız işin süresinin uzaması, bu da ekran başında geçen sürenin artması, yani hareketsizliğin artması demek oluyor. Mental olaraksa kendini tamamlama sürecini yavaşlatıyor, hatta çoğu zaman engel oluyor. Bu etkilerden kurtulmak için yapmamız gereken şeyler ise çok basit. Kullanımını takip et, kendinin farkında ol ve reaksiyon göster. Kullanımını takip etmen için yine teknoloji sana yardımcı olabilir. Android veya Apple cihazlara son yıllarda eklenen ekran takibi özelliğiyle kullanımını gözden geçir,
Bu kullanım biçiminde günün sonunda seni rahatsız eden davranışı belirle ve bu davranışı yine teknolojik bariyerlerle veya kendi iradenle olumlu yönde geliştirmeye çalış. Kendini kısıtla demenin daha naif bir yöntemi diye düşündük. Dijital sağlıklı oluş konusunda sorun edilmiş alanlar elbette sadece kısıtlamalar veya kullanım takibinden ibaret değil. Sosyal alandaki içe dönük ve dışa dönük davranışların takibi, sanal ortamdaki aktivite kaynaklı mutluluk ve kaygı, sanal ve gerçek hayatın arasındaki ilişkiler ve dengesi gibi konuları da içermekte. Hatta dijital ortamlara taşıdığımız iş ve sosyal hayatlarımızın düzenlenmesine kadar birçok konuyu kapsamakta. Yine de bütün bunların düzenlenmesi ve iyileştirilmesi bireylerden, yani senden ve benden başlamakta. Çeşitli olayların bizleri zorladığı bu günlerde akıl ve beden sağlığımızı korumanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dijital dünyaya kitleler halinde entegre olduğumuz bir dönemde bu sorunların bir kaynağının da dijital araçlar ve teknoloji olabileceğini hep birlikte deneyimliyoruz. Ancak karşılaştığımız her sorunda olduğu gibi burada da çözümler mevcut. Dijital hayatımızı kontrol altına almak ve sağlığımıza olan etkilerinin farkına varmak alabileceğimiz en güçlü önlemler. Bunu başarmak adına atacağınız her adımda yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Dijital Yerlilerin kanalı Sosyal Kafa olarak hepinize esenlikler diliyoruz.